Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Isparta Belediyesi tarafından Mehmet Tönge Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri hizmete açıldı. Mehmet Tönge Mahallesi'nde her hafta pazar günleri kurulan ve kışın soğuk, yazın ise sıcaktan dolayı esnaf ile vatandaşların mağduriyet yaşadığı açık pazar alanının üstü kapatılarak modern bir hale getirildi. Mehmet Tönge Mahallesi kapalı pazar yerinin hizmete açılması dolayısıyla bir program düzenlendi. Açılış programına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı ve AK Parti İl Başkanı Serkan Keskin, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay, pazarcı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 4 Nisan 2023 tarihinde görevde 4. yılını tamamlayacağını belirterek, bu süreçte 44 mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak, köyler, beldeler ve ilçelerde il özel idaresinin hizmetlerinin dışında diğer ihtiyaçlar için hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Başdeğirmen, Allah'ın izniyle seçimlerden önce sizlere vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Görev süremizin bitmesine bir yıl kaldı. Bu bir yıl içerisinde tüm mahallelerimize eşit şekilde hizmetlerimizi dağıtmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte esnafları ziyaret ederek bereketli, hayırlı, bol kazançlar dileklerini iletti. Pazar alışverişi yaptı. Başdeğirmen çifti çocuklarla da yakından ilgilenirken vatandaşlarla sohbet ettiler. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Pazarköy'de 25 yaşındaki Ali Karadoğan geçtiğimiz gece saatlerinde intihar etti. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Pazarköy'de 25 yaşındaki Ali Karadoğan geçtiğimiz gece saatlerinde intihar etti. Karadoğan'ın cansız bedeni otopsi için Isparta'ya gönderildi. Ali Karadoğan'ın neden intihar ettiği bilinmezken polis ekipleri soruşturmayı sürdürmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde metruk binalara karşı aldığı önlem Isparta'da titizlikle uygulanıyor. Isparta Belediyesi bu binaya girişi yasakladı. Turan Mahallesi'nde bulunan, terk edilmiş, içerisinde kimsenin yaşamadığı eski ve döküntü binaya giriş yasaklandı. Önceden çeşitli suçların işlenip, suç faillerinin konakladığı, yasaklı maddelerin pazarlanıp kullanıldığı ve fuhuş yapıldığı belirtilen binalara giriş yapanlara idari para cezası uygulanacak. Sav Belediye Başkanı sabah namazında vatandaşlarla buluştu. Ramazan ayı gelmeden camiler cemaatle dolmaya başladı. Deprem felaketinden sonra Isparta'da camilerde yoğunluk görüldü. Sabah namazı buluşmaları Isparta çevresinde yeniden başladı. Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi sosyal medya hesabından cami paylaşımı yaptı. Sabah namazı güneş doğmadan ışığa kavuşmaktır. Tekler Mahallesi Camii'nde mahalle sakinleriyle namaz sonrası sohbetimiz diyen İpekçi, sabah namazı sonrası yapılan kahvaltı görüntülerini paylaştı. İpekçi'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. Isparta Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Düzce Spor'la karşı karşıya geldi. Isparta Spor sahadan 3-2 ayrılarak galip geldi. Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta Spor, 27. hafta karşılaşmasında Düzce Spor'u ağırladı. Hafta içi mesaisinde Bayburt Özel İdare Spor'u deplasmanda yenerek puanla 33'e çıkartan ve 11. sıraya yükselen Isparta Spor, 41 puanla 5. sırada yer alan Düzce Spor'u yenerek çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Maça hızlı başlayan Isparta Spor, rakibi Düzce Spor'u kendi sahasında ve seyircisinin önünde 3-2 yenerek hanesine 3 puanı yazdırmayı bildi. TV32 ekibi olarak vatandaşa sorduk. Isparta halkı Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan ikilisi arasından kimi destekliyor? TV32 muhabirimiz sordu, halk cevapladı. Isparta halkı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyor? Bugün halkımıza Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye sorduk. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? İkisi de değil. Kim? İnce İnce. Erdoğan. Bence Erdoğan. İnce. İnce. Sizce? Ben Erdoğan. Erdoğan. Evet. Sizce? Tabii ki Erdoğan. Bu bolluğumuz, bu rahatlığımız kime borçluyuz? Erdoğan. Tabii ki. Usta yani. Erdoğan usta yani. Ustası en büyük yani. Başımız. Yine aynı inşallah. Vallahi ben Kılıçdaroğlu diyeyim. Yeter artık yani. Dün meyveli gibi 3 parça bir şey almaya kalktık. Her şey bahalı. Yani biraz da değişse iyi olur yani. Yeter yani.
Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Tabii ki Kılıçdaroğlu da aşağı inin bir. Sizce? Erdoğan. Dibine kadar Erdoğan. Erdoğan tabii ki. Erdoğan tabii. Bizim bir tane babamız var, o da Tayyip Baba. Başka yok. Benim oğlum 4 yıl üniversiteyi bitirdi. 2 de yüksek lisans, yaş sınırı koydular. Hani yine Tayyipçiyim ama yani ortada da bu oldu. Çocuğum orta mağdur oldu. Adı kusurunda da kusur var. O arada sırada onlarda da olsun. Hepimizde de var yani abla. Ha? Ama yine de sıkıntı Tayyip. Yok, yine de Tayyip. Evet, hadi bakalım hadi. Erdoğan. 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 Hiç bilmiyorum, düşünmedim daha. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Neden? Memleket idare ettiği için neden olur? Acemi'yi versen dumanını çıkarır. Muharrem İnce. Neden? Çünkü onun daha iyi yönetebileceğini düşünüyorum. Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Değişelim. Değişim olsun artık. Tayyip'imiz. Tayyip Erdoğan'ımız başkadır. Ötekinlere bakma. Çıplık onu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Erdoğan. Yorumsuz. Hatun ne diyorsa o. Erdoğan. Millet İttifakı. Tabii ki. Kılıçdaroğlu. 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 Neden? Bir de değişsin be, bir de olsun. İnce. Neden? Bize daha yakın. Bizi daha iyi yerlere getirecek. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Yani zaten Erdoğan'la battık. Dedim Muharrem'le devam edelim. Kılıçdaroğlu. Neden? Ha? Neden? Erdoğan bıktırdı. Sonuna kadar Erdoğan. Yorumsuz. Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Bıktık Erdoğan'dan ondan. Isparta sinemalarında bu hafta vizyonda olan filmler neler? Isparta sinemalarda bu hafta vizyonda olan filmler şu şekilde. Shazam, Tanrıların Öfkesi, Ant-Man ve Wasp, Quantumania, Çığlık 6, Kutsal Damacana 4, Hayaller Ülkesi, Gizemli Macera, Karlar Kralı Norm 3, Aile Tatili ve 65. Davraz Mahallesi'nde bir genç çalıntı motorla kaçarken kazaya sebep oldu. Kaza, dün öğlen saatlerinde Davraz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çalıntı motorla kaçmaya çalışan genç iki araca birden çarptı. Ramazan ayının başlamasına 3 gün kala Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı pide fiyatını açıkladı. Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL'den satılacağını söyledi. Müslüman alemi, Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayının heyecanını yaşarken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıklamalarda bulundu. Ramazan pidesi fiyatını duyuran Balcı, "Yaklaşan Ramazan ayının ülkemize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır. Kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık %60-%62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor." ifadelerini kullandı. Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. İhbar sonucu eve giden sağlık ekipleri Gönüllü'yü Başmakçı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen Gönüllü kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası Ayhan Gönüllü'nün cenazesi toprağa verildi. Yatırımcıların ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri altın fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar devam ediyor. Güncel borsa fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalar devam ediyor. 20 Mart Pazartesi günü borsada fiyatlar ne durumda? Dolar 19,0066 TL alış fiyatından 19,0107 TL satış fiyatından ise işlem görüyor. %0.15'lik bir değişim yaşayan Euro ise bugün yukarı ivreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 20,2935 TL'den yapan Euro şu anda 20,2884 TL alış ve 20,3054 TL satış fiyatına sahip. Önceki kapanışını 1216,37 TL'den yapan gram altın bugün 1206,21 TL alış, 1206,36 TL satış fiyatından işlem görüyor. Yeşilay Isparta Şubesi her 3 yılda bir düzenlenen genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Düzenlenen genel kurul toplantısında 2 haftada bir yönetim kurulu toplantısı yapmak istiyoruz. Çünkü yönetim kurulu toplantılarımız yapacağımız etkinliklerin planlanmasında ve kişilerin fikir vermesinde çok kıymetli oluyor denildi. İşin Özü programımıza konuk olan BMW Tim Isparta Grup Başkanı Volkan Bağcı, Isparta Valiliğine ve Isparta Belediyesi'ne seslendi. İşin Özü programımızda konuşan Bağcı,
Isparta'ya bir pist yapılması gerektiğini belirterek bu konuda Isparta Valisi Aydın Baruş'tan ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den destek beklediklerini söyledi. Hazır gruplar buradayken mesela BMW TİM'in hani belediyeden, valilikten, İl Kültür Müdürlüğü'nden, Gençlik Spor'dan hani bir beklentisi var mı? Yoksa hiçbir şeyimize gerek yok, biz çok iyi miyiz? Hayır hani tabii böyle... ya şimdi şöyle nasıl diyeyim? Aslında bizim olması gereken, ya en başından beri aslında Recep arkadaşım da değindi ya. Ya bizim daha önce dışarıda da görüşmüştük, konuştuğumuzda da söyledi. Ya bizim burada en önemli şeyimiz mesela Kepez'de yapılan pist vardı. Drag pisti vesaire slalom için işte böyle. Çünkü gençler yani şimdi nasıl? Arabasını test edecek ya, bir pist ihtiyacı var. Stresini atacak ya da dediğiniz gibi test edecek ya da bir deneme yapacak. Tabii yani kimseye rahatsız etmeyecek, hiçbir trafik kazasına karışmayacak, kimsenin işte canını tehlikeye atmayacak şekilde. Ya böyle bir şeyin olması çok iyi. Mesela Antalya'da yoktu. Şu yeni dönem oldu işte. Ve Antalya'ya çok büyük getirisi de var mesela. Yani Isparta'da olmuş olsa ya sadece pist diye bakıyorlar ama şöyle düşünün. Mesela biz çok Afyon'a gittik, işte Kemer'e gittik fuarlara, il dışlarına, Denizli'ye vesaire çok yere gittik biz sadece bir gruba. Çünkü toplanamadık, onu da geleceğim o konuya da değineceğim. Çok getirisi oluyor. Nasıl getirisi oluyor? Isparta'yı mesela çoğu yer bilmiyor ya da nasıl biliyor? Halısıyla, gülüyle, elmasıyla biliyor mesela. Sadece böyle biliyor ama. Ama hiç buraya gelmişliği yok, buraya gezmişliği yok. Buranın işte yani havasını, doğasını, hiçbir şeyini görmemiş. Bir pist yapılırsa tabii, kalkma değer sağlanır. Yani şöyle düşünün. Denizli gibi bir yerden 50 aracın geldiğini ve bu araçta 3 kişi olduğunu düşünün minimumda hesaplıyorum. Ve bunun yanında sadece fuar için gelmeyip de hani biz de bir gezelim, fuarı bir dolaşalım ne var deyip yanında gelenleri de düşündüğümüz zaman bunun Denizli'si var, Burdur var en yakından bahsediyorum. Antalya'sı var, ilçeleri var Antalya'nın. Yani bu şekilde hesaplarsak çok büyük bir kitle. Yani evet, abartmıyorum yani belki Isparta'ya... Direkt daha da böyle anlaşılması için direkt talebiniz bir cümleyle yani, anlatacak olursak sak, buraya... Trafiğe kapalı bir istiyoruz. Kimden istiyorsunuz başkanım? Isparta Motorsporları ve Otomobil Sporları adına konuşayım. Yani bizim amacımız işte bu dernekteki şeyi. Başta Sayın Valim, işte belediye başkanımız. Ya zaten bunun daha önce bir konuşması olmuştu. Şu anda tamamlanmadı. Evet daha öncesinde olmuştu. İnşallah buradan da sesleniyorum. Yani inşallah böyle bir şey adım atarız. En azından ya dediğimiz gibi, sizin de dediğiniz gibi. Yani en azından trafiğe kapalı alanda insanlar... Ya da gençler bunu denerler. Yani bir etkinlik olur, farklılık olur. İnsanların enerjisini, kötü enerjisini atabileceği bir ortam olur. Evet. Yani bunları hani sokakta yapıp da yani hem ceza yemezler, cezadan ziyade yani insanları da tehlikeye atmamış yani olurlar. Risk olmadan. Tabii yani en azından haftada bir gün bir tabii ki alan yani ve dışarıdan da dediğiniz gibi insanların da kullanıcı Isparta'nın tanıtımına aynen ve hatta ekonomisine, esnafına tabii destek yani olacak bir durum istediniz. Tabii bugün Denizli'den gelen bir insan buraya geldiği zaman ya evet bir Isparta'da bir gezelim. İşte ya şu gül ürünleri varmış şunlardan alalım. İşte elması varmış şunu alalım. Şunu da alıp deyip ya bu esnafa da çok faydası olacak evet bir şey. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.